Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizlerle çok sevdiğim, çok iyi anlaştığım Koç burcu kadınlarının Kasım ayında enerjileri hangi yönde olacak? Bizi hangi enerjiler bekliyor? Onlara bakacağız. Onları yorumlayacağım. Kartlarımızın bize tavsiyeleri neler olacak? Dilerseniz hemen ben sabırsız Aslan burcu olarak başlayalım diyorum. İşte Aslan burcunun verdiği bir sabırsızlık söz konusu arkadaşlar. Hemen böyle bakasım geliyor. Desteği evet üst tutuyormuşuz. 3 tane klasik tarot destemden alacağım. Üç tane enerji kartlarımdan alacağım. Üç tane Larot Tarot destemden alıyorum. Gözünüzün önünde karıştırıyorum ki hani önceden çekip alıp da hani buraya dizmiş değilim. Onu da göstererek anlık enerjilere baktığım için biliyorsunuz zaten. Üç tane benim çok sevdiğim yine Emotions Tarot destemden de alıyorum sizler için. Ve tabii ki de bir tane çok tatlı rengi olan Osho'dan aldım sizler için. Şöyle koydum. Evet. Bakalım şimdi. İlk önce Osho'dan başlıyorum. Osho bize sizin için, Kasım ayınız için ne vermiş? Ruh halleri hakimiyeti. Evet. Biliyorum ateş grubusunuz. Ateş grubundan bir burçsunuz. Sinirlerinize hakim olmanız gerekebilir. Buna dikkat ediniz diyorum sevgili arkadaşlarım. Şöyle kenarda dursun. Bakalım bu ruh halleri hakimiyetiyle alakalı bize buradaki kartlarımızdan neler söyler. Evet, şimdi anladım ruh halleri hakimiyetinizin neden olduğunu. Evet, evet. Tamam. Evet. Anladım sevgili arkadaşlarım. Şimdi hemen yorumluyorum. Şimdi şöyle genelde baktığımda şimdi şöyle başlayalım. Burada daha çok sanki aşk hayatınızla alakalı çıkmış. Sizin Kasım ayında aşk hayatınızla alakalı veyahut da insan ilişkileriyle alakalı bir durumunuz söz konusu diyor burada. Bir şeyleri değiştirip dönüştürmek istiyorsunuz. Aynı zamanda ister evli olun ister bekar olun hayatınızdaki erkekle aranızda bir anlaşmazlık meydana gelecek. Bu kişi sizin aşk hayatınızdaki erkek, sizin sevdiğiniz, sizin evlenmek istediğiniz veyahut da hali hazırda evli olduğunuz bir erkek. Bu erkekle eğer evliyseniz ayrı bir eve çıkmak istiyor olabilirsiniz. Belki de ailenizle beraber yaşıyorsunuzdur veyahut da mevcut olan evinizi değiştirmek, başka bir eve çıkmak istiyorsunuzdur. Veyahut da aynı çatı altında değilsinizdir. Aynı çatı altına gelmek istiyor olabilirsiniz. Bir yurt dışı veyahut da il dışı mesafesi vermiş bize burada. Şimdi Koç kadını olarak, çoğunlukta bu videoya denk gelen Koç kadını arkadaşlarımın uzak mesafe ilişkisi söz konusu olabilir. Veyahut da bu mesafe başlayacak olabilir Kasım ayında. Bütün ihtimalleri söylemek durumundayım. Kendi hikayenize göre daha çabuk alabilirsiniz. Hani uyumlanmanız açısından. Ama burada bir uzak mesafe ilişkisinden kesinlikle bahsediyor bir kere. Ya uzun zamandır bu kişi sizden ayrı ve aranızda artık bir kaos ortamı meydana geliyor. Yani sevgiden uzaklaşılmış durumunda bir aşk durumu söz konusu. Aslında pek
Yani nasıl söylenir bilemiyorum ama burada belki bu kişi sizi aldatmış olabilir. Çünkü burada bakın günaha çağrı kartı vardır. Günaha çağrı kartı muhakkak bize bir cinsel birlikteliği verir sevgili arkadaşlar. Şimdi siz bunu öğrenmiş olabilirsiniz. İster evli olun, ister bekar olun. Onun için söylemen yani fark etmiyor ilişki tipiniz. Veyahut da belki de üçüncü bir kişinin varlığından haberdar oldunuz. Yani şöyle oldunuz. Hani gelip geçici bir ilişki değil. Hani bir müddet devam etmiş aralarındaki durum olabilir sevgili arkadaşlar. Evlilik hayatınız, evliliğinizle alakalı geleceğe yönelik planlar veyahut da sevgilinizle alakalı evlilik planlarınız tehlikede şu anda. Yani bu Kasım ayında tehlikede görünüyor. Çok üzüleceksiniz, çok üzülmüşsünüz veyahut da. Evet. Bu üzüntü sizin kalbinizi kapatmanıza sebep olabilir ve evlilikten vazgeçme aşamasına gelebilirsiniz. Bakın Osho ne demişti? Ruh halleri hakimiyeti demişti. Neden? Çünkü çok üzüldünüz. Kim üzdü? Gizli özne demiyorum. Bayağı aşikar. Ve bakın silah. Neyin altına geldi? Değnek dörtlüsün. Evlilik. Ev kurma. Yuva kurma. Aynı çatı altında bir araya gelmek. Bu iş tehlikede arkadaşlar. Kendinizi aslında takdir edebilirsiniz. İyi bir insansınız. Kimseye bir zararınız yok. Ama neden üzüldüğünüzü bilemiyorsunuz tabii ki de. Neden işlerinizin ters gittiğini de anlayamadınız. Biraz dinlenmeye ihtiyacınız var. Ruhsal, kalpsel, kalp çakranıza yönelik çalışın. Çalışacağınızı da burada görüyorum zaten. Sizler artık bilinçlendiniz. Benim kolektifim artık zaten meditasyon çalışmalarını, dua çalışmalarını ya da nasıl isterseniz meditasyon tarzı çalışmalarınızı zaten yapıyorsunuz. Bundan eminim. Burada kalbinizde sevgi alma verme dengenizde bir durumlar söz konusu olacak. Hak ettiğiniz sevgiyi görmediğinizi, sevgini verdiğiniz sevginin boşa çıktığını düşünecek olabilirsiniz. Çünkü bir günah işlenmiş, günaha da davet edilinmiş. Beyefendi boş durmamış görünüyor. Şimdi. Pekala. Bu kişi hava grubu olabilir. Yani ikizler, kova, terazi burcu erkeğinden olabilir diyor bize kartlarımız. Şimdi aklınızdaki kişilere bir niyet edin bakalım. Sizi aldattığını bildiğiniz, aldattığından şüphelendiğiniz kişiye bir odaklanın. Bu aldatma devam edecek mi? Bakın aldatma kartı geldi. Peki tamam peki. Devam edecek mi? Evet. Bir cinsellik meydana gelmiş. Ama bu beraberlikten karlı çıkacağını düşünmüş. Hem de parasal anlamda karlı çıkacağını düşünmüş aklınızdaki kişiler. İşler iyice karışmaya başladı arkadaşlar. Sordukça işlerin derinliği geliyor ama yani işte. Evet, beklediği bir durum var. Yapmış etmiş her şeyi. Bu birlikteliği neden yaşadın? Neden benim arkadaşımı aldattın? Bakın dileklerine kavuşabilmek için. Gördünüz mü? Peki siz bunu öğrenecek misiniz? Öğrendiniz mi? Aslında siz şüpheleniyorsunuz ve birden fazla kişinin olduğunu da biliyorsunuz hayatında. Sizi zaten daha önce de aldatmış olan bir kişi gibi göründü burada. Peki, sizi aldattığı için mutlu mu? Sizi aldattığı için burada siz çıktınız. Sizin hissettiğinizi, sizin anladığınızı, sizin hissettiğinizi muhakkak biliyor. Pişman mısın arkadaşımı üzdüğün için? Arkadaşlar pişman görünmüyor. Çünkü ona göre o yanlış bir şey yapmamış. Nasıl böyle düşünebiliyorsun peki? Kendisiyle ilgili bazı bilinçaltı korkuları, bastırılmış duyguları, bazı durumlar söz konusu. Peki, şimdi doğru soruyu sormaya çalışıyorum sizin için. Aklınızdaki kişi, bu haylaz yaramaz kişi diyelim.
daha fazla ileriye gidemiyorum çünkü benim kolektifimdeki arkadaşlarım sevdiği için sevdiği erkeğe karşı böyle bir şey söyleyemem. Sevgi çok başka bir şeydir. Aşık olmak güzel şeylerdir bunlar. Pekala, bu kartı seçtim. Benim arkadaşımı üzmeye devam edecek misin? Durmuş. Aman durmuş. Nasıl oldu? Durduk. Neden durdun? Neden üzmüyorsun artık? Çünkü eli kolu bağlı dedi. Hangi konuda? Çünkü başına bir sürü iş sardırmış. Bu iş sandığı gibi gitmemiş. Biriyle bir birliktelik, cinsel birliktelik yaşamış, ondan bir fayda elde etmeye çalışmış, maddi fayda. Hani sanki, yani şimdi böyle söylemek istemiyorum ama birinin gözüne girmek istersiniz ya, hani onu böyle nasıl söyleyeyim, siz anladınız benim ne demek istediğimi. Hani belki de flörtöz yaklaştı, belki de hani aralarında bir şeyler olacaktı da olmadı da olabilir. Hani hemen de şey yapmayalım. Böyle birazcık flörtöz davranmış diyelim bu kişiye karşı. Bir şey, bir menfaati varmış yani açıkçası. Peki size bunu erkekçe, dürüstçe her şeyi açıklayacak mı? Kesinlikle. Oo, evet. Ama şöyle bir şey var. Açıklamayı, anlatmayı çok istiyor, çok düşünüyor. Fakat yine de size söylemek istemeyeceği bazı şeyler olacak. Açıklasa bile tam her şeyi size söylemeyecek sevgili arkadaşlarım. İlişkinizi devam ettirmek istiyor mu? Size ufak adımla gelecek, sizi memnun edecek bir adımı olmayacak bu kişinin. Dikkatli olunuz. Sizi çok merak ediyor aslında. Bilmek istiyor. Ve sizin onu beklediğinizi, hayranlıkla beklediğinizi çok iyi biliyor. Siz onu gözünüzde çok büyütmüşsünüz aslında. Ve sizin gözünüzde onu çok büyüttüğünüzü de çok çok iyi biliyor. Bunun da farkında. Ve size hala bu şekilde davranıyor demek ki. Çok yani güzel değil. Bu kişi hangi burçtan olabilir? Bana verebilir misin? Evet, bakın kılıç kralı ne demiştim? Hava olabilir. Kesinlikle ikizler, kova, terazi erkeğinden olabilir. Asker, polis, güvenlik görevlisi, hukuk, din adamı olabilir. Hadi din adamları böyle bir şey pek neyse hadi söylemek istemiyorum da olmayabilir de hukuk adamı işte adli konularda çalışan birisi, bir devlet memuru olarak göründü. Pekala. Olası geleceğinizde ne olur? Ufak bir olası gelecek kartı alalım. Ne olacakmış biliyor musun sevgili arkadaş? Her şey düzelecek, her şeyi iyileştirmeye çalışacak. Ya siz ya o. Olası geleceğinizde sizi bir iyileşme, sizi bir yapılanma bekliyor. Bu ilişki bitecek gibi de görünmüyor sevgili arkadaşlarım. İster üçüncü kişi olun, ister evli olun, ister sevgili olun, ister nişanlı olun. İlişki durumunuz ne olursa olsun bu durum düzelecek. Bir kere bunu bilin. Bunda hemfikiriz. Ama Osho sizi uyardı, dedi ki ruh halleri hakimiyeti. Bir şeyler öğrenirseniz, bilirseniz yorumlar kısmına yazmayı zaten unutmayın. Ama paylaşalım birbirimizle. Kendinize hakim olmak zorundasınız. Bunu aşık olduğu için değil de menfaati uğruna yapmış olarak görünüyor. Sizinki, öyle söyleyeyim. Çok bilmiş beyefendi var ya, hani şu hava grubu olan. Biraz böyle nasıl söyleyeyim? Para beklentisi veyahut da yeni bir elde tutulur, gözle görülür, somut bir şeyleri olsun diye hayatında biraz menfaati uğruna bu kadına yaklaşmış olabilir sevgili arkadaşlarım. Bunu bilin ki ruh halleri hakimiyeti kartını da unutmayın ki kendinize hakim olmanız gerekiyor. Böyle şeyleri görüp belki sadece siz göreceksiniz buna. Sosyal medyadan takip ediyorsanız böyle bir şeye şahit olabilirsiniz. Birisi gelip size söyleyebilir. Bunlar ihtimaller dahilinde veyahut da kendisi de anlatacak olabilir. Gözünüzün önünde olacak olabilir bazı şeyler. Bilemiyorum şimdi kolektifin durumuna göre. Kendinize hakim olmanız gerekiyor. Kendinizi tutmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Çünkü bu işin sonunda muhakkak bir çözüm olacak. Sizin bu ilişkinize bir çözüm getirilecek. Sizin ilişkiniz düzelecek. Yani güzel ve köklü bir şekilde düzelecek. Bunu çok güzel yapacak. Bunu başaracak. Göreceksiniz. Bunu bana inanın. Peki. Genel olarak Koç burcu kadınının Kasım ayı enerjisi bu yöndeydi sevgili arkadaşlarım. Şimdi bir ilişkisi olmayan Koç burcu kadınını Kasım ayında ne bekliyor? Bir pişmanlık enerjisinden geçeceğiniz görünüyor sevgili arkadaşlarım. Yani geçmiş ilişkilerinize bakıp da bir pişmanlık enerjisi çalıştıracak olabilirsiniz zaman zaman. Bunu ben size söylediğim için, buna denk geldiğiniz için
Çok da fazla pişman olmamaya özen gösteriniz. Ya zaten bunu duyduğunuz için çok da fazla pişmanlık duymayacaksınız artık. O duygudan daha çabuk çıkabileceksiniz. Peki bir ilişkisi olan Koç burcu kadını arkadaşımın şöyle bir durumunuz söz konusu olacak. Bazı planlarınız, programlarınız varsa sevgilinizle, erkek arkadaşınızla ileriye dönük bir programlarınız varsa maddi kayıplardan dolayı birazcık daha erteleneceğe benziyor. Bir maddi kayıp olacak aranızda. Maddiyattan dolayı kaynaklanan bir uzaklaşma, bir kopuş da olabilir ama hiç endişe etmeyin, bunlar düzelecek şeyler biliyorsunuz. Evli olan sevgili Koç burcu kadını arkadaşımın Kasım ayı nasıl geçecek? Evet, siz bir rekabet ortamındasınız. Dediğim gibi işte burada çıkan konu demek ki evli olanlarla alakalıymış daha çok da. Bir rekabet ortamı içerisinde olduğunuzu düşüneceksiniz ama kazanacaksınız, hiç merak etmeyin. Bir işi olan sevgili Koç burcu kadınlarının iş hayatı nasıl geçecek Kasım ayında? Biraz kendinizi geri çekeceksiniz bazı olaylardan dolayı. Sizin çevreniz, yani iş yerinizde, bulunduğunuz yerde bir takım durumlar meydana gelmiş. Oradan kendinizi, elinizi, eteğinizi birazcık çekeceksiniz diye görünüyor. Bir işi olmayan Koç burcu arkadaşlarım da iş aramaya devam edeceksiniz. Çok emek vereceksiniz. Belki birazcık sertifikalar yapabilirsiniz. Eğitim alabilirsiniz bu aralar. CV'nizi güçlendirmeye çalışacaksınız sevgili arkadaşlarım. Platonik olan Koç burcu kadını arkadaşlarımın Kasım ayı nasıl geçecek? Ooo, platonikler ne yaptınız? Güzel şeyler olacak. Aranızda çok güzel ısınmalar olacak. Bütün o soğukluk, platoniklik bitti artık. Güzel şeyler başlıyor. Ex partnerini bekleyenler Kasım ayında ne yapabilirler? Ex partnerlerini bekleyenler şöyle bir şey çıktı. Sanırım ex partnerinizin ailesini ya görüyorsunuz ya konuşuyorsunuz ya onlardan birileriyle bir iletişim halinde olabilirsiniz. Onlardan bilgi alacaksınız ex partnerinizle alakalı sevgili arkadaşlar. Evet, sizin de Kasım ayı yorumunuz bu kadardı. Umarım uyumlanabilmişsinizdir. Umarım sizlere ışık tutabilmişimdir. Yorumlara gelin. Konuşalım neler oluyor gerçekten de böyle bir durum mu var, yakaladınız mı bu kişiyi, çıktı mı ortaya, meydana geldi mi bu, böyle bir durum, bunları konuşalım, tartışalım sizlerle. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim sevgili arkadaşlarım. Artık kocaman bir aile olduk, gittikçe de büyüyoruz. Çok teşekkür ediyorum ilginize. Ben de sizleri mümkün olduğu kadar ışık tutmaya çalışıyorum, bilgi almaya çalışıyorum evrenden, sistemden. Doğru bir şekilde niyetlenerek tabii ki bakımlarınızı yapıyorum. Bu ayda bu kadar şimdilik diyelim. Aralık ayında görüşmek üzere o zaman. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.